Andır'ın tarihi Andır'ını bilir misiniz? Çukurova'nın kuzeyinde, Kadirli'nin yanı başında Maraş'a bağlı şirin bir ilçemiz. Nüfusu 10 bin civarında. Andır'ın köyleriyle beraber güzel yaylaları, verimli ovaları ve insanlarıyla ilginç özelliği olan bir yer. O yöre insanları fedakardır, cefakardır ve o bölge insanları vatanını sever. Ben Andır'ın tarih kitabını yazarken bir olayın dosyasını araladım. Ekim 1895 yılında başlayan Zeytun'daki Ermeni isyanlarında sayıları 700 aşkın Ermeni silahlı gruplar Zeytun'da iç savaş başlattılar. Sonra Sisne, Bunduk, Şibilge, Geben, Andır'ın basıldığı ve Andır'ında Avazat Ordu Bey feci halde öldürüldü. Bu olayın izlerini araştırmıştım 1990 yılında. O zaman Musa Tecirlioğlu isimli yaşlı bir amcamız yürüyemiyordu. Bir köylünün sırtına alındı ve Geben Ovası'nda o şehitlerin mezarını gösterdi. Ve ben bu kitabı elde ettiğim belgelerle yazdım. Evet, Meniştaş, Musa Tecirlioğlu ve diğer kahramanlar. Sonra Andır'ın tarihi hakkındaki Osmanlı arşivinden bilgiler derledim. Tarihi kahramanımız Kara Fatma Hatun'un verdiği mücadeleyi ortaya çıkarttım. Kara Fatma Hatun, Andırı'nın Beylikönü'nde yaşayan bir insan. Evet, bu kitapta Kurtuluş Savaşımızda Osman Tufan'a ev sahipliği yapan, yüzlerce çeteye Kadirli'nin, Kozan'ın ve Hacı'nın kurtarılmasında büyük fedakarlığı olan o bölge insanları, Andır'ın tarihi, kültürü, aile kökenleri, önemli tarihi olaylar, Durkadir Bey'i, Alaaddin Bey, Bozkurt Bey'in Geben Ovası'nda savaşı kaybettikten sonra kafasının kesilmesi ve Andır'ın bir köyünde toprağa verilmesinin izlerini buldum. Evet, Andır'ın tarihi o coğrafyanın hikayesidir ve Andır'ın tarihi Türk tarihinin unutulan olaylarının ilginç bir konusudur.